Merhaba sevgili Webtekno takipçileri. Bu videomuzda sizlerle birlikte Apple'ın çakallık yapıp marketlerden kaldırdığı, akabinde de alıp kendi telefonlarına eklediği özelliklere bakacağız. İlk maddemiz volüm tuşu ile fotoğraf çekme. Vallahi arkadaşlar inanması biraz güç buna farkındayım fakat iPhone 4'lere kadar o volüm tuşuna basıp fotoğraf çekemiyordunuz. Bu durumu fark eden Tap 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 adlı bir geliştirici Kamera Plus adlı bir uygulama geliştiriyor ve bu volüm tuşu ile fotoğraf çekme özelliğini zırt diye iPhone'lara ekleyebiliyor. Apple da buna karşılık aynen şöyle bir davranış geliştiriyor arkadaşlar. Diyor ki şimdi bu fiziksel bir tuş, sen bu fiziksel tuşa başka bir özellik atıyorsun, bu benim kullanıcılarımın kafasını karıştırır. Bir de gidiyor uygulamayı marketten kaldırıyor. Peki ne yapıyor? iPhone 4S'lerle birlikte gelen iOS 5 ile artık iPhone'ların değişmez özelliği olarak volüm tuşuna fotoğraf çekme özelliğini ekliyor. Sıradaki özelliğimiz F-Lux, yani gece modu özelliği. Windows ve Mac cihazlarda uzunca yıllardır kullanılıyor. Olayı da şu, diyorsunuz ki saat 22'de ekrana bir filtre uygula ve benim gözüm yorulmasın. Geliştiriciler bu uygulamayla birlikte Apple'a gidiyorlar. Diyorlar ki biz bunu sizin cihazlarınıza eklemek istiyoruz. Apple da diyor ki kardeşim iyi yapıyorsun, güzel yapıyorsun, bu farklı bir ekran arayüzü istiyor, o yüzden ben seni kabul edemem. Bunun üstüne arkadaşlar Apple'dan Red alan geliştiriciler uygulamayı internete yüklüyorlar ve insanlar cayır cayır F-Lux, yani gece modunu iPhone'larında kullanmaya başlıyorlar. Peki Apple ne yapıyor arkadaşlar? Tabii ki de yerinde durmuyor. iOS 9.3 ile birlikte bu özelliği tüm iPhone'larına ekliyor. Sıradaki durumumuz iOS 11 ile birlikte çözülen fakat yıllardır sorun olan iPhone'larda ekran kaydetme özelliği. Arkadaşlar daha öncesinde bu işi en iyi yapan uygulama CoolPixel adlı bir uygulamaydı. Olayı da şu arkadaşlar, iPhone'unuzu iPad veya Mac'e bağlayarak eş zamanlı ekran kaydı yapabiliyordunuz. Artı video da editleyebiliyordunuz. Apple yine boş durmuyor arkadaşlar. Geliştiricilere diyor ki sizin uygulamanız Apple Store koşullarına uygun değil ve uygulamayı kaldırıyor. Sonra bir şey oluyor, uygulamayı kabul ediyorlar. Sonra yine kaldırıyorlar. Derken iOS 11 ile birlikte tüm iPhone'lara ekran kaydetme özelliği de zırt diye ekleniyor. Sonuncu maddemiz de AirPods bulma uygulaması. Arkadaşlar bildiğiniz gibi iPhone 7 ile birlikte Apple kablolu kulaklık olayını bitirdi. Tabii kullanıcılarda ölen ya bu kulaklık kaybolursa telaşı başlamış oldu. Bunun üzerine de bir geliştirici dostumuz Finder for AirPods adlı bir uygulama geliştiriyor ve bu uygulama sayesinde siz kulaklığa yaklaştığınızda sesi arttığı için kulaklığınızı bulabiliyordunuz. Peki ne oluyor? iOS 10.3 ile birlikte bu özellikle tüm iPhone'lara eklenmiş oluyor. Şimdi arkadaşlar bilişim sektöründe bu tarz şeyler olabilir. Biri bir fikir geliştirir, sen onu alırsın, üstüne bir şey koyarsın. Öteki gider başka bir şeyler koyar falan filan, o alır başını gider. Diyelim ki Apple'ın patronusunuz ve aynı durum sizin başınıza geldi. Siz bu insanların uygulamasını kaldırdınız, zart diye de özellik olarak eklediniz. Siz olsaydınız bu uygulamaları geliştiren kişilere bir ödül verir miydiniz? Ben olsam verirdim, der işten çekilirim. Artık bu içeriğimizin de sonuna gelmiş oluruz. Sizler de arkadaşlar eğer videomuzu beğendiyseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basmayı ve konu dışı da dahil olmak üzere aklınıza takılan herhangi bir şeyi bizlere yorum bölümünden sormayı unutmayın. Egari artık başka bir Webtekno videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Her iki yanında durmakta olan bağlantılara tıklayarak bambaşka Webtekno içeriklerine ulaşabilirsiniz. Ayrıca ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.